üretim projelerini... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. zirvesine katıldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla üst düzey temsilcileri katıldı. Ardından zirvede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına zirvenin küresel ve bölgesel gelişmeler bağlamında oldukça sancılı dönemde icra edildiğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı akabinde kurulan, Soğuk Savaş sonrasında ise tahkim edilen mevcut küresel sistem, çıkarları garanti altına alınmış bir avuç mutlu azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmedi. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Erdoğan konuşmasında küresel adaletsizliğe de dikkat çekti ve iyi ve kötü terörist döneminden geçildiğine vurgu yaptı. Bunun yanında birileri kasıtlı bir şekilde İslam'la terörizmi, Müslümanlarla teröristi özdeşleştirmeye çalışıyor. Boko Haram gibi, DAEŞ, FETÖ, El-Şebab gibi katil sürülerinin işlediği cinayetleri İslam düşmanlıklarına malzeme yapıyorlar. Göç ve mülteci meselesi üzerinden rengi, dili, dini farklı olan herkesin ötekileştirildiğine dikkat çeken Erdoğan, Akdeniz'in büyük bir mülteci kabristanına döndüğünü belirtti ve D8'in önemine değindi. Bu tablonun bize verdiği ders şudur. D8'in ilkelerine ve savunduğu değerlere olan ihtiyaç, bırakın azalmayı, daha da artmıştır. Dünyada pek az ülkeye nasip olan coğrafi ayrıcalığa sahibiz diyerek konuşmasını sürdüren Erdoğan, zengin doğal kaynaklarının kullanımı konusuna değindi. Üç kıtaya hakim durumdayız. Zengin doğal kaynaklarımız, hepsinden önemlisi, dünyanın yaklaşık 1/7'ini teşkil eden genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Ancak potansiyelimizi tam anlamıyla harekete geçirme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Potansiyelin tam anlamıyla harekete geçmesi halinde D8 ülkelerinin 100 milyar dolar civarında olan iç ticaret hacminin 500 milyar doların üzerine çıkacağını belirten Erdoğan, milli ve yerli parayla ticaret yapılmasına dikkat çekti. Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Bu amaçla diyoruz ki bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim.